Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gündemimiz temel ihtiyaç destek kredisi. Dün bir video atmıştım arkadaşlar konuyla alakalı. Ne demiştim? Zengin destek kredisi. Bazı arkadaşlarımızın zoruna gitmiş sanırsam bu. Bir sürü değişik yorumlar attılar. DM hesabına falan. Ya arkadaşlar, ben gördüğümü söyledim. Bakın bunu da hala göstermeye de devam edeceğim. Buna karşı olanlar olursa da olsun, umurumda değil. Ben bunu göstermeye devam edeceğim. Benim görüşüme göre burada, tekrardan size söylüyorum. Benim görüşüme göre burada 6000 yazıp da kullandırılma yapıldıysa, diğer şuradaki arkadaşa da bu kullandırım yapılmadıysa, bana göre bu tamamen bir adaletsizliktir, haksızlıktır. Kim ne derse desin. Adam 6000 lira, 7000 lira başvuru yapmış, kullanmış. Beni neden eleştiriyorsun diye bir de utanmadan bana yazıyor burada. Ya biraz vicdan ya arkadaşlar, biraz vicdan. Şimdi 7000 lira gelir mi yazmışsın, 6000 lira yazmışsın, bir de utanmadan bunu mesaj yoluyla bana yazıp yolluyorsun. Kalkıyorsun bir de böyle eleştiri yapmayınız. O kadar çok delikanlıysanız yorumlar kısmına yazın. İnsanlar da sizin bu yazdığınız yoruma cevabı versinler. Ben sadece gelir bilgisi 6000 lira olup da onaylanan kişinin, onaylanıyorsa bunun daha çabuk onaylanması gerektiğini söyledim. Bu da doğru. Çünkü 6000 lira ve üstü geliri olan vatandaşa onay verilemez. Neden verilemez? Çünkü ne diyor? Şartlarda 5000 TL ve altı. Eğer buna onay veriliyorsa bu 2000 TL olana da onay verilmesi lazım. Sicili bozuk olan arkadaşa da onay verilmesi lazım. Çünkü şartlar demek ki işlemiyorsa herkese verilmesi lazım. Ki şartı da gözettiklerini zannetmiyordum ilk 10 gün. İlk 10 günden sonra, para bittikten sonra şartlar uygulanmaya başladı. Yeni şartlar eklendi vesaire. Bunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, destek kredisinde onay mesajları geliyor. Onay mesajları geliyor ama daha hali hazırda 15 günden beri, 17 günden beri, 16 günden beri onay gelmiş ama parası hesabında olmayan arkadaşlarımız var. Bu konuyla alakalı bana çok mesaj attılar. Haklılar. Adamlar 15 günden beri paralarının hesaba yatmasını bekliyorlar. Kredide onay aldık, bir de hesaba yatmasını bekleyeceğiz. Yani hemen onay almaktan da iş bitmiyor. Onay gelse bu sefer hesaba yattı mıydı, yatmadı mıydı, onu bekleyeceğiz. Tamam, onay gelmesi iyi. Bu yatırım işlemini bir şekilde 10 günde 15 günde muhakkak yapacaklar. Yani mutlaka bu para verilecek. Ama arkadaşlar, benim söylemek istediğim en önemli şey şu arkadaşlar. Neydi? İlk başta sicili bozuk arkadaşlara, varlık şirketine borcu olan arkadaşlara kredi verilip verilmemesi. Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada 5000 TL ve altı olan herkes alacak dedi. 5000 TL gelir olup üstünde gelir olan arkadaşlar da aldı. Ama sicili bozuklar aldı mı? Aldı arkadaşlar. Varlık şirketine borcu olan oldu mu? Aldı. Bazı arkadaşlar söylüyorlar, varlık şirketine borcu olan da kalmadı. Arkadaşım, varlık şirketine borcu olan da aldı. Sicili bozuk olan da aldı. Şu anda alamıyor. Bak, önceden aldı. İlk 10 günlük sürede bunu alanlar aldı. Ondan sonra neden alamıyor? Bizim gayemiz bu. Anlatmak istediğimiz bu arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ne? Varlık şirketine borcu olan alamaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Varlık şirketine borcu olan aldı. Adam 8 Nisan'da, 7 Nisan'da, 6 Nisan'da varlık şirketine borcu olduğu halde ne güzel bir şekilde bu krediyi devlet tarafından kullandırıldı. Olması gereken de buydu. Ama 7 Nisan'da başvuru yapan alamadı. 1 Nisan'da başvuru yapan hala alamadı. Alanlar aldı, alamayanlar niye alamadı? Artı Mayıs ayında, bakın Nisan demiyorum, Mayıs ayında. 2 Mayıs, 5 Mayıs, 10 Mayıs, 3 Mayıs neyse artık. Mayıs ayında başvurup da kredilerini kullanan arkadaşlarımız var. Yani adamın bekleme süresi total bir hafta.
Bir hafta içerisinde kredisi hem onaylandı hem kredisini, parasını hesabına aldı. Diğer arkadaşımız neden bekledi? Hala daha neden bekliyor? 58 gün. 58 gün arkadaşlar, 58. gün. Bugün 28 Nisan, pardon 28 Mayıs. 28 Mayıs. 1 Nisan, 28 Mayıs. 58 gün, 60 gün olacağız, 60 gün. Adam 8 gün içerisinde kredisini aldı, parasını hesabına çekti. Bunların arasında alıp da sicilinden dolayı sıkıntı olan arkadaşlar yok mu? Vardı. Bana diyorlar ki ne? Bankalara yazdım, TV kanallarına yazdım, başka yerlere de yazdığımız birçok yer var. Gelen cevapların bazılarını size gösteriyorum arkadaşlar. Ya gelen cevapların bazılarında şöyle bir ifadeler var. Biz, bakın, biz daha önceden kredi kullandırımı yaparken, müşterinin, başvuranın herhangi bir sicil sorunu vesaire gelir durumuna dikkate almadık. Bakmadan neredeyse onay veriyorlarmış. İlk etaptan bahsediyorum. Sonradan para azaldığı için, miktar tabii para azaldı, talep de arttığı için daha fazla elemeye başladılar. Bakalım bunun nesi var? Sicili var mı? Tamam, bunu bekle dedim. Bir problem var mı? Bekle dedim. Bu şekilde gitti. Bu kadar başvuru yapılacağı tahmin edilemiyordu. Hazırlıksız yakalanıldı. Tabii bankalarda inşallah elinden geldiklerini yapıyorlardır. Öyle umut ediyorum. Yani illaki bir çalışma yapıldığı belli ama yetersiz kalındı. Yani bu yapılan çalışmalar gerçekten de yetersiz kalındı. Bu başvurulara, bu taleplere yani gerekli olumlu dönüşü sağlayamadı bankalar. Ziraat Bankası kısmen diğer bankalara göre daha iyi dönüş sağladığını düşünüyorum. Halk Bankası ya taşıt kredisidir, konut kredisidir, bayram kredisidir vesaire bunları açıklarken temel ihtiyaç destek kredisine cevap vermedi. Diyorlar işte KGF limit bekleniyor, para bekleniyor. Ya bayram önü, bakın bayram önü en azından bunu gerçekleştirebilirlerdi, yapmadılar. Bayram bitti. Bugün ilk gün hala ses yok. Yani istedilen düzeyde ses yok. Tek tük böyle kısmen onaylanmalar var. Bana bugün sadece 4 tane onay mesajı geldi arkadaşlar. 2 tane de red mesajı geldi. Yani toplam 6 tane cevap geldi. Koskoca bir günde 6 tane cevap aldık. Yani tabii ki gelenler vardır. Daha fazla sayı yüksektir. Ama biz de araştırdığımız için bana göre bu sayının diğer zamanlara göre daha az. Ben günde 100-150-200'ü gördüm onay olaraktan hatırlıyorum. Ama şu anda daha artmasını beklerken daha bir gerileme var. Tabii ki normalleşme sürecidir vesairedir. Bazı arkadaşlar da yeni kredi olayından bahsediyor. Arkadaşlar benim bu yeni kredi ile alakalı attığım videoda eleştiriliyoruz. Tamam, eleştirin ama haklı bir şekilde eleştirin. Benim orada demek istediğim KOBİ'lerin daha önce KGF'nin kredi olarak açmış olduğu tutar hala daha devam ediyor. Geçmiş tarihte olabilir ama ya kredi kullandırılması devam ediyor. Esnaf arkadaşlara da buradan bunun hatırlatmasını yapalım. Bu videomuz bir önceki videolarımızda var KOBİ'lerle alakalı. Buna girip bakabilirler. Bir diğer problem arkadaşlar. Daha hala arkadaşlara tekrar söylüyorum, bu büyük bir problem. Ya arkadaşımızın parası yatmış. Arkadaşlar paranız yattığı zaman, para ödemenizi gerçekleştirdiği zaman lütfen şu paranızı çekin. Bugün bir arkadaşımızın da başına geldi. Parasını kullanmamış. Parası geri alınmış. Bunun bir süresi var. Banka diyoruz işte, bir şekilde yanlışlık oldu vesaire yazıp alabiliyor parayı. Yasal kılıfına uyduruyorlar arkadaşlar. Yasal olaraktan kılıfına onlar uyduruyor. Bundan dolayı siz hesabınıza parayı gördüğünüz zaman çekin. Beklemeyin. Çekin arkadaşlar, beklemeyin. Hesabınıza parayı gördüğünüz zaman beklemeyin. Çekin. Bir başka konu arkadaşlar.
Arkadaşlarımız en çok sorulan sorulardan bir tanesi bizden bir Mayıs ayında bizden önce başvuranlar sonra başvuranlar alıyor da biz önce başvurduk neden alamıyoruz? Arkadaşlar bunun tek problemi bak en tepeden kaynaklı. Genel müdürlük merciinden kaynaklı. Genel müdürlük senin 1 Nisan'daki başvurunu görüyor mu? Görüyor. Diğer arkadaşın 8 Nisan'da atıyorum 8 Mayıs'taki başvurusunu görüyor mu? Görüyor. Sen aradaki fark 1 ay. Senden 1 ay sonra başvurmuş, ona onay vermiş, sana vermemiş. Şimdi buradaki sicil durumlarına bakıyor. Sizin sicil durumunuzun onun sicil durumunu kıyasladığı zaman sizin sicil durumunuz varlık şirketi vesaire ise bakın varlık şirketi vesaire ise sizi arka plana atıyor. Onu önceden onaylıyor. Onunki mesela Evkur'dur vesaire Türksel'dir ise. Bu şekilde ayarlama yapılıyor arkadaşlar. Bu da bana göre yanlış. 1-5 Nisan arasındaki başvurularda böyle bir sıkıntı yaşandı. 1-5 Nisan arasındaki. 1-5 Nisan arasındaki başvurularda sicili bozuk olan arkadaşlarımız alanları aldı. O 10 günlük periyotta. Ötekinlere sıra gelene kadar maddeler değişti, şartlar değişti. Onlar da bu şekilde kalmış oldu. Yani bu da öteki arkadaşlara yapılan bir haksızlık oldu arkadaşlar. İnşallah bu hafta içerisinde ben paraların aktarımı, devamı, yeni destekler, devletin daha fazla destek vermesi yönünde taleplerin artacağını düşünüyorum ben. Bundan dolayı da bu kredi ödemeleri, cevapları vesaire işlemler daha da hızlanacaktır. Buna bu şekilde olacağını düşünüyorum en azından. İnşallah da öyle olur ve şu bekleyen arkadaşlarımız 58 günden beri bekleyen arkadaşlarımız yüzü gider diye umut ediyorum arkadaşlar. Konuyla alakalı görüşleriniz, söylemek istedikleriniz olursa videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmında. Tekrardan söylüyorum. Bununla alakalı bana istediğinizi yazabilirsiniz. Ben bu konuda düşüncem değişmez. 6.000 liralık bu adam bu krediyi kullanamaz arkadaşlar. Temel ihtiyaç destek kredisi ise, temel ihtiyaçlarımız neyse bu adama 5.000 TL ve altı diyorsanız kullandıramazsınız. Kullandırıyorsanız arkadaşlar sicildi, micildi vesaireydi, falandı, peşmanlı deyip kimseye red verme hakkınız yok. Bana göre söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.